Efendim tekrar merhabalar. Ulusal Kanal ekranlarında ve ortak yayında olduğumuz Halkın Sesi ulusal radyo frekanslarında artık gün içindenin yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. Saatlerde artık 16 diyebiliriz. Bu bölümde değerli bir konuğumuz olacak demiştim. Sıla Kemahlı, Aydınlık Gazetesi'nden Sıla Kemahlı bizimle birlikte olacak. Ne konuşacağız? Dezenformasyon yasasını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta meclis gündemindeydi ve tabii ki vatandaşların da gündemindeydi. Yalan haberle mücadele kapsamında kaleme alındı ve meclis gündemine geldi ama tartışılan başlıklar da var. Dezenformasyon yasasına ve içeriğine ilişkin özellikle de 29. madde tartışılıyor demiştik. Sıla merhabalar, hoş geldin tekrar. Sıla'nın sesini alamadım ben ama arkadaşlar. Hala duyamıyorum Sıla'nın sesini. Sıla bir daha konuşabilirsen eğer. Sıla'nın sesini alamıyorum. İsterseniz Damla, editör arkadaşım bir ilgilensin Sıla Kemal'ın sesiyle. Tekrar dönüş yapalım Sıla Kemal'ın sesini duyamadığım için. Şimdi bu yasa neden önemli demiştik. Yalan haberle mücadele kapsamında hazırlanıyor demiştik. 29. madde tartışılıyor. Neden tartışılıyor? Şimdi Sıla biraz sonra anlatacak. Maddede yer alan endişe, korku ve panik yaratma tanımının somut olmadığı ifade ediliyor. Ve yalan haberle mücadele kapsamında nasıl bir içerik sağlanacak ve dezenformasyonla mücadele nasıl ele alınacak? Bu tür soru işaretleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de görüşülmesine devam edilen bir çalışmadan bahsediyoruz. Önümüzdeki günlerde yasalaşırsa neler değişecek? Türk medyasında neler değişecek? Özellikle sosyal medyada neler değişecek? Yalan haberin önüne geçebilecek mi bu dezenformasyon yasası? Hep birlikte göreceğiz ama bu tartışmalar bitmeden bu yasanın onaylanması da pek mümkün gibi görünmüyor. Özellikle de sosyal medyaya ilişkin bazı soru işaretler var. Nasıl sağlanacak o denetim, böyle bir tahakküm, işte medya özgürlüğü, dezenformasyon değil asıl hedef, sosyal medyadaki özgür seslerin susturulması gibi bir takım yorumlar yapılıyordu ama bu yorumların ne kadar gerçekçi olup olmadığını da Sıla Kemahlı bize anlatacak. Öncesinde isterseniz haberlerimizle devam edelim. Hazır mı arkadaşlar? Sıla hazırsa hemen alalım Sıla Kemahlı'yı. Tekrar döneyim Sıla Kemahlı'ya. Sıla, uzaktan bağlantıda bazen böyle şeyler olabiliyor. Evet. Malum dönem artık değişiyor. Sen Ankara'dasın, ben İstanbul'dayım. Bir araya gelemesek de bu teknolojiyle birlikte yayınlarımızı devam ettirebiliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için. Tekrar merhabalar diliyorum. Bir giriş yapmış oldum ama senden dinlemek istiyoruz. İstersen bu dezenformasyon yasası nedir? Yalan haberle mücadele kapsamında hazırlandı dedik ama işte ben bazı eleştiriler yapılıyor dedim. Sosyal medyanın sesi kısılacak gibi bir takım yorumların yapıldığı bir süreçte yaşıyoruz aynı zamanda. Senden dinleyelim, bu yasa nedir, neyi kapsıyor? Şöyle, aslında bu yasa üzerine uzun zamandır çalışmalar yürütülüyor ve çok kez teklifin getirileceği söylendi ama bazı düzenlemeler yapıldı, sürekli bir düzenlemeye gidildi açıkçası. Tam net bir karar verilemedi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da titizlikle bu konu üzerinde çalışmalar yaptığını ve hızlıca hareket edilmesine dair de uyarılarda bulunduğunu biliyoruz. Düzenleme geldi fakat yine bazı noktalarda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Yani bunu basın meslek örgütleri de görüyor, aynı zamanda milletvekilleri de görüyor. Düzenlemenin güzel içeriklerinden de bahsetmek gerekir, hemen onu söyleyeyim. İnternet haberciliğine basın kartı ve basın ilanlarından yararlanma hakkı getiriliyor. Bunlar, bu maddeler herkesin ortak olduğu, ortak hemfikir olduğu, mutlu olduğu maddeler. Yani sarı basın kartının sahibi olması, internet gazetecilerin ve basın ilandan gelecek kaynağa ulaşabilmeleri internet sitelerinin, güzel haberler. Bunlar tartışmasız herkesin ortak olduğu, yasada onay verdiği haberler. Ama tabii bazı sansür diye nitelediği muhalefetin itirazları oldu. Bu geçen hafta komisyonda görüşüldü. Çarşamba günü Dijital Mecralar Komisyonu'nda görüşüldü kanun teklifi. 12 saatten fazla bir görüşme süreci oldu ve bayağı tartışmalı, hararetli gündemler oldu görüşmeler sürecinde. Yani asıl burada dikkat edilmesi gereken, yani dikkat çekilen nokta 29. madde.
29. maddede de söyleyecek olursak şöyle bir ifade var. Endişe, korku ve panik yaratmak maksadıyla yapılan haberler deniliyor. Fakat itiraz şu yönde, bu endişe, korku, panik neye göre belirlenecek? Yani asıl problem bu ifadenin muallakta kalması. Hukukçular da aynı şekilde buna itiraz ediyorlar, meslek örgütleri de buna itiraz ediyorlar. Muhalefetten de bu yönde eleştiriler geliyor. Ve bir noktada gerçeğe aykırı bilgi yayma. Ya bu da bir kıstas olarak hani muallakta kaldığı, somut bir kavram olmadığına dair eleştiriler geliyor. Bu iki ifade açıkçası tartışılıyor komisyonda ve diğer haftada Adalet Komisyonu'na gönderilecek kanun teklifi, orada da tartışılmaya devam edilecek. Peki burada muhalefetin tam olarak çekindiği husus ne? Nasıl tespit edileceği ve nasıl anlaşılacağı noktasında mı aslında bütünleşiyor? Evet, bir o. Bir de tabii bunun seçime dönük bir yatırım olduğu konusunda görüşleri var. Yani bir seçim sürecine gireceğiz ve basının sesini kesecekler gibi bir endişe söz konusu muhalefette. Ama şunu da söyleyebiliriz. Yani bu iki kavramın sıkıntılı olduğuna dair aynı zamanda AK Partili vekillerin de bu noktada bir görüşü var. Yani onlar da tam her şeyiyle teklifi onaylamışlar diyemeyiz. Görüştüğümüz kişiler de bunların, bu kelimelerin, bu ifadelerin, kanun teklifinde yer alan bu ifadelerin sıkıntı yaratabileceğini, hatta kendileri için de sıkıntı yaratabileceğini söylüyorlar açıkçası. O yüzden gelecek hafta Adalet Komisyonu'nda görüşülürken de bazı değişikliklere gidileceği öngörülüyor. Yani bunu geçen haftaki komisyon görüşmelerinde de fark ettik biraz. Onun mesajları da verildi. Aynı zamanda Adalet Bakanı'nın da bu konuda bir şeyi oldu. Yani sözlü bir söylemi oldu. Yani kavramların düzeltilmesi gerektiğine dair, eğer sıkıntı yaşanacaksa, böyle sorunlar öne çıkacaksa kavramın düzeltilmesi gerektiğine dair bazı görüşleri olduğunu da biliyoruz. Yani o yüzden bir düzenlemede bir değişiklik beklentisi var. Ama bu haliyle zaten geçerse çok, yani özellikle hukukta iş yükünü arttıracağı da öngörülüyor. Çünkü nasıl bir, yani iş yükünden bahsediliyor? Tam onu soracaktım. Yine özellikle bu yasaya muhalif eden kesimlerin söylediği şey şu. Karar sadece hakimin ağzına bırakılıyor. Evet. Evet, aynen öyle. Yani görüş bu yönde, hukukçuların da görüşü bu yönde. Yani örnek vermek gerekirse, mesela bir haber başlığı örneği vermek gerekirse, atıyorum Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor gibi haberler hep basında görüyoruz. Bu haber başlığına mesela bir dava açılmasının önü açılacak. Yani sonuçta bu başlık endişe, korku, panik yaratabilecek kıvamda bir başlık. Bunun dava açılmasının önü açılacak ve hani davada bir ceza çıkmasa dahi sonuçta iş yükü artacak, yani mahkemelerin iş yükü artacak. Ve şöyle bir şey de var, bu gerçeğe aykırı bilgi yayma, endişe, korku, panik yaratma ifadeleriyle birlikte, yani bu davalar sonuçlandığında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanma süreci başlayacak. Yani o da dikkat çekici, ceza olarak hapis cezasının getirilmesi. Buna da itirazlar var. Tabii yani somut bir kavram olmadığı için, çok soyut kaldığı için kavramlar neye göre belirleneceği noktasında herkesin kafası karışık diyebiliriz. O zaman bir ölçüt belirlenecek anladığımız kadarıyla. Evet, hem, evet, mesela AK Parti'de de kafa karışıklığı var bu hususta dedin. Hem de işte muhalefet partilerin tutumu zaten ortada. Bu birazcık daha bir ölçütle çerçevelenecek gibi diyebilir miyiz o evet, zaman? Evet, evet. Mesela hukukçular şunu söylüyorlar. Bile bile gerçeğe aykırı bilgi yayma gibi bir ifade kullanılırsa. Ama sana bu da sanki yine çok bir ölçüt sayılmıyor. Çünkü o kişinin gerçek kişi olup olmadığını nereden bileceğiz? Şöyle, daha çok bu internet haberciliği kısmını kapsayan bir durum olduğu için zaten biliyorsunuz bir sosyal medya yasası geçmişti meclisten daha önceki aylarda, temsilciliklerin atanması, Türkiye'de temsilcilik açılmasına dair. Bu daha internet haberciliğini kapsayan bir teklif olduğu için bile bile gerçeğe aykırı bilgi yayma kısmının biraz daha netleştirilebileceği, bunun netleşebileceği ifadenin, ama yine de yeterli olmadığı da tabii söyleniyor. Yani daha somut, daha adımlar, daha maddelerin daha somutlaştırılması talebi var. Peki bu... Deniz Hanım bir de... Buyurun. Peki şimdi bir taraftan da şöyle bir yorumu getirdi dedik en başta. Bizim... çok çeşitliliğimiz kısıtlanacak.
çok sesliliğin önüne geçirecek, haber yapma özgürlüğümüz elimizden alınacak gibi bir takım eleştirileri yapan medya kuruluşları da oldu. Özellikle son 5 yıl içerisinde internet haberciliği önemli bir noktaya ulaştı ki bu yasayla birlikte sen de en başta ifade ettin. İnternet haberciliği, internette editör olarak çalışan, haber yapan, canlı yayın yapan arkadaşlarımız var. Bu mesleği icra eden arkadaşlarımız var. Onların artık bir basın kartı olacak. Evet, bu güzel ve sevindirici bir nokta. Ama bu tür eleştirileri de var. Buna bakış nedir yani? Burada biliyorsun ki özellikle de kaos dönemleri yaratmaya çalışan bir takım siyasi sürecin içerisinden geçen Türkiye'de acaba Atlantin sesi yükseliyor diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim size, yani aslında herkes bir dezenformasyon yasası getirilmesi konusunda hemfikirdi. Yani herkes bir yalan haberin önüne geçilmesi noktasında bir mücadele sürdürülmesini söylüyordu zaten. Fakat işte bunun çerçevesini düzgün çizmek burada önemli. Yani tabii ki de basında terör örgütü propagandasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Yani tabii ki de yalan haberin önüne geçilmesi gerekiyor. Ama yani noktayı güzel belirlemek gerekiyor ki, hukuki anlamda da iyi belirlemek gerekiyor ki daha sonradan yani işte özgür basının sesi kısıldı kavramına geçilmesin. O yüzden hukuki olarak da avukatlar da düzenlemenin tekrar ele alınması gerektiğini söylüyorlar zaten. Yani siz, şöyle şunu da bir şey söylüyordunuz, ben sizi böldüm ama az önce. Evet, onu söyleyecektim. Buyurun. Şu an TCK'da zaten var olan bir madde var, tahrik maddesi. Şu an bundan cezalar alınıyor ya da davalar açılıyor. Orada da zaten 9 aydan 3 yıla kadar hapis sistemi var. Yani orada da halkı tahrik etme ifadesi var. Mesela o maddenin de zaten sıkıntılı olduğunu, o yüzden yerine getirilecek bu maddenin de zaten çok bir değişikliğe yol açmayacağı söyleniyor, eleştirisi getiriliyor. Aslında çözüm belli. Bu çözümle ilgili gerekli adım atılırsa önümüzdeki hafta dezenformasyon yasası kabul edilir diyebilir miyiz? Evet, yani zaten değişikliğe gidileceğinin önü açık. Hani gerçekten AK Parti'den de bu yönde söylemler geldi. Komisyon görüşmeleri sırasında da geldi. Yani bir sıkıntı varsa düzeltelim. Biz sadece yalan haberle ilgili bir düzenleme getirmek istiyoruz dediler. Ve aynı zamanda meslek örgütlerini de dinlediler orada. Onların da haklı eleştirileri oldu. O yüzden büyük ihtimal haftaya çarşamba günü yapılacak Adalet Komisyonu'nda belli değişiklikler yapılacak ve daha sonra kanun teklifi genel kurula sunulacak. Genel kurulda oylamayla birlikte yasalaşmasını bekliyoruz teklifin, ama düzeltmeler yapılarak bekliyoruz açıkçası. O zaman tekrar şöyle baştan bir özetleyecek olursak, bu dezenformasyon yasası ile birlikte Türkiye'de ne değişecek? Bir daha tekrarlayabilir miyiz onu? Şöyle, yalan haberin evet önüne geçilmesi sağlanacak. Böyle bir yasaya gerçekten ihtiyaç vardı. Ama belli başlı düzeltmeler yaparak bunun yasalaşması gerektiğini söylüyor herkes. O yüzden şu anki haliyle tatmin edici değil kanun teklifi. Fakat bir düzenleme getirilecek, daha somut kavramlar getirilerek haberciliğinde önü açılmış olacak. Yani bir kısıtlama söz konusu olmadığını zaten AK Parti de söylüyor. Yani biz bir kısıtlama getirmek istemiyoruz deniliyor. Ama şu an hukukçulara sorduğunuz zaman da bu ifadelerle bir kısıtlamaya gidilmesinin söz konusu olduğu da. Bunun denetimi kolay olacak mı Sıla Kemal'le? Tabii ki de, yani sonuçta kolay bir şey değil. Sosyal medya diyoruz, internet haberciliği diyoruz. Çok fazla site var, çok fazla mecra var. Hem denetimi, genel yayın yapan hem de yerel yayın yapan çok fazla site var. Evet, çok fazla var. Ama eminim yani bu süreci iyi yöneteceğimiz de eminim. Çünkü buna dayalı iş gücüne sahip kişiler de var. Aynı şekilde işte kanun teklifini de düzeltilerek geçirildiği takdirde hukuka da bir iş yükü yaratmayacağına da eminim. Güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü gerekliydi de, yani yurt dışında da bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani tüm dünya aslında bu dezenformasyonla mücadele etme noktasında çalışmalar yürütüyor. O yüzden bizim de mutlaka ele almamız gereken bir alandı. Gerekiyor bu çünkü, evet. Çok teşekkür ediyoruz katkıların için Sıla Kemal'le. Çok sağ olun. Eklemek istediğim bir nokta varsa ekleyebilirsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Aydınlık Gazetesi'nden Sıla Kemal'la bizimle birlikteydi. Dezenformasyon yasasının içeriğini konuştuk. Yalan haberlerle mücadele kapsamında hazırlanan teklif mecliste önümüzdeki hafta